Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize, üzerimizde olsun. Sevgili takipçimiz, yeni köy hayatı yeni videomuza başlarken şöyle arkadaşlar. Tabii ki Ramazan ayında olduğumuz için ilk başta arkadaşlar tatlımızdan başlayacağız. Tabii ki şimdilikler cümlemizin, Müslüman aleminin Ramazan ayı ve tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin şimdiden arkadaşlar. Amin. Sevgili tabiçlerimiz, dediğimiz gibi zaten Ramazan ayında hem iftar yemeklerimiz tabii ki inşallah bizden gelirse suhur çekmeyi düşüneceğiz. İnşallah çekersek sizlere suhur da paylaşmayı düşünüyoruz. Şimdi öncelikle Ramazan iftar yemeklerimizi hem yapmış oluyoruz hem de şöyle sizlere de elimizden geldiğince tarif vererek yapmaya çalışıyoruz. Zaten yorumlarda da belirttiğiniz gibi tarifleri cevaplıyoruz. Hem bazı takıldığınız konular oluyor. Zaten yorumlarda görüyorum. Onlara hemen cevap veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki aynısını yapsınlar diye. Şimdi pastamız neydi? Haşhaşlı Revani. Evet, bugünkü pastamız haşhaşlı Revani. Ve hemen ardından da artık ana yemeğimize geçeceğiz. Ana yemeğimiz zaten aşağı yukarı Hatay'ın vazgeçilmez tepsi kebabımız arkadaşlar. Kıyma. Kuzu etinden kıyma fırında tepsi kebabımız arkadaşlar. Kaç yumurta mesela ölçek var mı? 3. Bir tepsiye mi? Bir borcama 3 tane. Zaten şunlar şimdi onları da sayacağız sizlere. Eyvallah. Onlar da birer paket. Birer paket. Evet, birer ölçek mi? Birer baba. Süt, şeker, un. Bir bardak. Bu da bir bardak. Acı mı? Bu siyahı şeker gibi değil mi? İçinde şey böyle üstüne krem şantiye şey yapıyordum. He. Haşhaş. İşte krem şantiye koyduğun değil mi? Ha, içine de koyun sen. Üzerine de. Aynı paketten mi? Tabii daha ince oldu. O paket farklı o. Ya demek ki fazla kadar değişik. Bak bu ayrı ayrı. Bu ayrı ne yapacaksın? Ondan ek benzer. Bunu koruklara benzettim.
Ben de biraz burgulu gördüm ama. Baksana bak. Biraz renkli var. Bak esmer biri. İlk kekinden başlayın değil mi anne? Altı bu. Pişerken de üstünü yaparsın. Üstünü son sanki soğuması lazım. He, yemek şerbet yaptıktan önce. Sonra mı? Şerbetten önce. Şerbetini koyalım. Şunu açsana baba, hava bulut oldu. Şunu aç, hava bulutlandı. Nasıl? Kendi kendine mi çalışıyor? Kablosunda ver, temassızlık var. Şunu yapıyorum. Bak yavaşlıyor. Dediğin ölçekler hepsi birer lok değil mi? Şeker bir bardak, irmek, süt. Ondan sonra yarım bardak haşhaş. Haşhaş. Bir bardak un. Tabii ki çalışacağız inşallah elimizden geldiğince sizlere daha da güzel bir şey çekmeye çalışacağız. Tabii ki inşallah temelimiz de biterse ahşap evimizde dediğimiz gibi başlayacağız arkadaşlar. Şimdi, bu arada arkadaşlar güzel ezelimizi de bunu yapacağız. Sizlere denetme fırsatımız da oluyor. Tencere çek ulan. Fırına attıktan sonra koymuyor musun şerbeti? Şimdi mi olacak? Yok, şimdi şerbet koymuyorsan şeker ekledim ya. Ya sordun ya dedim, belki şimdi ekleyeceğim. Yok. Zaten şerbeti de herkesten bir şerbet alsak olacağını. 2-3 bunun şerbeti. Bazıları daha da tatlı yiyebilirse. Ama o tatlı yiyen. Tatlıyı çok seviyorum. Yani. Biz de mesela aşırı tatlıcı değiliz. Yani ölçüsü bu. Tepsiye başlayacaksın mı anne şimdi sen? Maydanozdan nane ister mi? Maydanoz toplarım, salata için nohut falan. Soğan da var. Falan bugün de aksine en güzel sevdiğin yemekler yapılıyor. Değil mi? He. Yapmasak mı? Niye yapmayız? Sen sevdiğin bir hobilerini de yemiyor musun? Aslında her şeyi sevmen lazım Zahmet Bey. Nasıl hızlanıyor ya hani? Yani aksine annen de çok güzel yemekler yapıyor yani. Ben et çeşitleri seviyorum ya. Zaten. Sadece et çeşitleri mi yiyeceğim? Onu düşünme. Var sevdiğim onun dışında. Ne? Hummus var. Mal
Mangal et çeşididen mi zaten? Evet, olsun çeşitleri var. O tavuk et ayrı. Pizza şimdi. Lan! Ne oldu ne? Gel. Ebaşı, niye darıldın? Bence Nisa dışarıdan geldi diye. Oyun oldu diye bence darıldın. Ne yapacaksın? Ha, olsun. Hava soğuk içeri giriyor, geldi. Kalan ne yapacaksın? He, üstüne. Üzerine. Ebrar tepsi et yapıyor hani. Niye ağlıyorsun? Yok ağlamıyorum. Niye Nisa ağlıyor? İçeri gittik de darılıyor. Ne bisikletine mi oldu? Şu. Oğlum biz biraz önce yanaşma yapacağız. Ebra, bundan sonra bir tane gittik lazım yani. Gel hadi. Diyor mu? Tamam, büyük al bir tane sen oradan keyif et. Bisiklet büyük mü? Büyük diyor, bak küçükler bak açtı kız. O da güzelmiş. Boyunlukları mı? Ha, sözüm diyor bak yine. Fırını unuttum. Ne pişti mi? Biraz daha kızarsın. Unuttum ama bana. He tamam. Kaç dakika sonra sen hatırlatayım. Kızarıyor lan. Biraz daha kızarsın. Para güvenmek yine. Zamanında anne Antalya'ya her gittiğimizde yerdik. Ben her gittiğimde ya. O gittiğimiz yer de yıkılmış. O bir ana yolu üzerinde. Restoran. Ya. Güzel oluyor değişik. Gidiyorduk. Annen de rahmetli daha önce gidiyorduk. Her gittiğimizde yerdik. Nenendi? Şeyin, Samet'in nenesi. Samet'in nenesi senin? Annenin diyor. Tamam ben anam olduğumu biliyorum. Ha. Senin neyin olduğunu sorun. Kaynanası. Her yer, Samet'in nenesi dedin, onun için söyledim. Aynen anam mı? Dönüşlerde hepsiydi yemek. O kesme yapıyorlar bir de onu. Bir de o tahta gibi var ya anne, taş mı ne? Taş, kes abi. Her zaman dedim, anlacım işte bu nasip olmadı. Bu fırında oruyor mu? Reyhan da bursa var ya, küçük büyük alalım, büyük boy. Bence o ateşe de dayanıklı. Tabii. Tabii ateşe de dayanıklı var. İçine sonra sen şey bekledin içine. Korkayı bekledin yine. Ben yanlış söylüyorum. Yani böyle olsun diye. Hı hı. Hep annem ekliyor zaten korku ya. Evet yeterince yağmur sen gelmiyor ama bunun yağı az geldiği için gözüm. Hı, az demiş ya onlar. Ben yağlı oldu. Çok hoşuma gidiyor. Daha lezzetli. Sen yağı üzerine taşa bahsedin. Yağı üzerine. Tabii ki bu arada tabii ki şey yaptığımız gibi mutfağımızda yapıyor yemeklerimizi. Şu an Ramazan ayında olduğumuz için zaten çadırda da bir şey yapamayız. Çadır ön tarafta. Mesela bahçeyi de daralttı aslında ama elimizden geldiğince Ali'nin çadırı düzgün değil mi? İki tane yan yana oldu. Orada elimizden geldiği hava şu an çok soğuk. Sıcak olsa tabii ön tarafında kısır gibi mesela
İçli köfte gibi olsun. Çikolata gibi. İçine yapmayı düşüneceğiz inşallah. Tabi inşallah keşke evimizi bir önce gitsek. Orada daha da rahat yapacağız. Ben kömür atmadım ha sobaya. Sana kömür attın mı sobaya? Atın sana. Evlere soğuk hava. Yıkış geri geldi. Yıkar yavrum mümkünse. Dün çok bence fırtına vardı. Türkiye'nin bütün illerde yavaş bir kar. Bizim burada da yavaş var. Zaten hava durumu söyledi. Şu an güneş çıkmış güzel ama. Soğuk ama. Dün çok fırtınaydı. Bir açıyor bir bulut oluyor. Açalım mı? Mart arasında her yıl böyle. Tabii ki başında hatırlatmam demedik yine şimdi değerli arkadaşlar. 11'imize dediğimiz gibi depremden dolayı hem devletimizden hem milletimizden yine de tedbirler arkadaşlar tabii ki depremize de ve deprem bölgelerini unutmayalım. Zaten Ramazan ayında da devletimiz gereken tüm bilgileri, tedbirleri yemek konusu olsun, tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii ki her gibi olmaz. Keşke de herkesin deprem olmasaydı, herkes evinde olsaydı. Tabii şimdiden devletimizden, milletimizden Allah razı olsun diyoruz tekrardan. Patates koyacağım mı içine? Patates koymuyorum. Ben patates sevmiyorum. Ama kenarlar çekerse isterseniz ekleyebilirim. Bakarız o çekerse. Biber? Biber en son şu anda. Biber zaten serken ne sade olsun. Ne? Patates ekleme. Ben tepside patates sevmiyorum. Soğan müthiş bir kurgu ayırdım. Ben soğanı yerim. O bir böyle but mu, göğüs mü? Bir tane böyle parça sana. Parça tavuk etinde güzel oluyor patates. Biber de ekleyeceksin değil mi anne? Onu her sonra kalır. He, piştikten sonra. Bir pasta var, nasıl atacaksın fırına? Pasta ne oldu, Mustafa? Bence tam bir şey. Aç, 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 fırına aldın, aç. Kapatayım mı? Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, tamam. Güzel anne. Güzel. Bir saniye. Sanki biraz ister mi? Yok ama. Bakayım ben. Yok, güzel kızarmış. Ya. İyi bir şey olmuyor. Onu çıkardığın zaman ben tepsiye atacağım. He, o pişsin önce. Ona göre şuna salçalı suyunu biraz yapayım. Tepsiye de. Yapmasam mı diye düşündüm. Yok yok yok, her zamanki gibi güzel olur. Odun da ala baba. Çok çok bu kadar odun. Yok bir daha. Orada şey tarafa bakmaya var ya. Bak şöyle. Aslında kova aslında bir daha bu kova nerede bilir ki? Bu duvara yıkanınca kova da gidecek. Şöyle kova vermiş değil mi tabi? Hangisi? Kova var mı ya burada? Bilmiyorum. Bana kalmış. Ben bu sabah gibi bakmasın aslında hava çok soğuk. Ben şöyle çalıştım ya Samet. Burayı düzelttik diye. Sıcak değil mi? Temeli düzeltince biz terlememek için sabah gibi. Yoksa hava soğuk aslında. Bence yeter bu kadar şimdilik. Şöyle. Tepsiye attın mı fırına? Aa şimdi atacak. Anne attın mı tepsiye? Pişik değil mi o kapatıksın? Kabardı bak bir tarafı kabardı. Çok ayrı. Terazi ala baba fırını.
Baksana, bu tarafı yüksek, çabuk. Bu tarafı engin. Bir şey olmaz ya. Afiyet olsun, biri sıkıcı, biri gevşeyici. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu... Bir fırına koptu, çıkaralım da sen. Şerbetini ekleyeceksin mi anne? Yok, sadece olması lazım. He. Ben narı koparmam gerekiyor. Salata için. Salata için? Hı-hı. Şimdi mi koparacaksın? Gideyim koparayım. Gidelim kız ağa. Aydan lazım mı? Oğlum Demirer. Gel gidelim gel. Gel gel. Gel. Bugün teyze koparmış. Heee, şeyleri bırak olsun. Bir izleyici istemişti ya hani. Böyle yap, deneyim dedim. Bak bu nasıl olur. Daha kolay mı şimdi? Balalım yok, evet. 20 yıldır aynı şekilde. Sağ elini kullandığın için sana ters geldi mi? Çok olmaz. Sen ne bildiriyorsun? Arkada, arkada. Sen bilmek istiyorsun, ben anlıyorsun. Niye ya, kızın bilsene kendini. Kendi ölmek istiyor. Sen mi söyleyeceksin? Sinan patla toplar mı yarın için? Toplaya kolayı oluyor. Ben dedim kahveye benim kendim ama. Sen dedin öyle benim. Tamam bindir gene arkasına, tamam mı? Gel. İyiyim mi? Ama soğuda, bak soğuğa yakıyor seni. O zaman bir tur atın gelin, haydi. Hadi. Biz de orada şey toplarız. Pahalı olan yarı soğuğa. Sen mi aldın Evrar'ı? Yok, onlar şey mi demiş. Nene gidelim. Bir tur atın demiş kendine. Ha, abla mı? Hadi evet. Dur. Bak vereyim, deneyim mi? Başak bana kapalı, soğuk dışarı. Evrar burada. Ne rahatmış. Kaldır, kaldır iskeletini. Baba yanıyor. Yok, çıkmazlar. Bence bu duvar çatlağı bir şey yapmaz baba. Ya da çok şükür. Çıkmayın lan anne baba. Marulu nereden alacaksın? Oğlum tarafa gidelim. Buradaki daha küçük mü? Üstlükle de gözüne al. Alacağım kanlı. Verik. Bağlı oluk, oluk mu ki anne? Var farklı. Baba nereye basmak istedim? Maşallah güzel olur. O yağmurdan şey olmuş, o topla rengi var ya tamam. Olur. Yağmurdan. Zaten yıkanır ki. Kokusu var. Zeytinyağı da nasıl? Soğan, samırsak. Bol. Sarımsak anlar mısın? Hepsi mi yaptın sizin? Hilal istemez. Bence anne bugün yapma ya. Hepsi şey yok, hepsi yap. Bence yapma. Geçin bana gerek yok. Çorba zaten var. Yap sana, sade et daha yer mi? Sade et yeter. Hadi yeter. Hı? Çıkar bir şey olmaz yeter. Çok az. Biraz değişik. Çok az pilav yapınca da bilmiyorum. Bu tam kayıcı mı? Gel buraya gel, gel buraya. Pişmiş mi yemek? Ne? Biberden ekleyeceğim. Evet, ama pişik az sanki. Az sağlık yani. Yoksa da daha az.
bıraktım. Şerbetini de çek pasta. Tabii ki bugünkü iftarımızda hem kapımız hem sebzemiz de hazır oluyor yavaş yavaş. Buradan salata var mı lazım? Patlıcan salatası. Hem patlıcan salatası bir de normal salata var. Ne bileyim patlıcan. Bence bir de yapsan yeterli ya. İşte bakar sen yeter. Çorbamız da var. Mesela yapacağız mı? Dünkü çorba değerlendirdik. Biz patates ekledik her sonradan. Yetmez diye patates ekledik. Yetmez yani. Çünkü biz 4-5 kere veriyor. Süslemek için değil mi anne üstünü? Süslemek için. Rövşantı mı yapacaksın sonra? Rövşantı yapıyor mu ya zaten? Ne istiyor ya? Bana yemeği unutturmayın. Yani ister mi 5 dakika? Çünkü ısısını da erken pişirdim ki. Isısında da kalır. Önce pasta pişti ya. Fırın sıcağı oldu. Maydanoz bitti mi burada? Maydanoz mu? Maydanoz bitti mi? Hepsini tepsiye kullandım ördekini. O zaman yemek için getirebiliriz. Şişici değil mi anne? Tamam. Hadi bu. Güzel kabardı ha. Ha şey versene. Güvenliğe. Evren nerede? İçeride oturum var. Ha bunu sevdim. Beğendin mi? Şu an görmüşsün kendini görsün böyle far gibi görünüyor. Ha tut. Neler mi ki? Görsün farkı göstereyim. Anlasam düşürdüm lan ben. Yok ağzıma gidin. Aslında bir şey. Sonra ne oluyor? Ama burası kalın gibi. Biraz bırakaydın kendini. Çileğimizi de çilek de koyduk üzerine. Ortak koyuyor. Çilek var da bitirdin mi Ebru kendini? Bitirdim. Hepsi yemiş çilek. Ağır, fazla var değil ha pasta. Hafif bir pasta. Tatlılar seviyorum. Yani ben de seviyorum. Ben güzel oluyor. Şerbetinden daha iyi oluyor. Yaş pastalar da güzel oluyor. O taraf yüksek, bu taraf engel. Fırın dengede terezi, değil. Terezi mi? Elbamız da yemek pişti. Tereziye aldık da depremden sonra yine ayar bozuldu. Tamam ben de sen ayrı aldım yani. Ayrı oldu. Yar ne var yani şu yemek? Yapar. Şimdi sıcak. Sıcak şimdi yani. Evet. Sen kaç dilim yiyeceksin lan? İki dilim. Bundan iki tane yerim. Bence sen yersin. Ben bir küçük tane yiyeceğim. Küçük değil ama.
Sen sıra. Bir. Sen de önce iki devirdin. Yemeğe göre değişir. Çok olur. Yemişse yemeği olur. Yiyemez. O da olabilir. Valla ben yemeği yedikten sonra hemen bir tane yerim. Valla? He. Ya yemekten sonra daha iyi. Canım çekiyor, tatlı. Orucum zaten yiyemiyorum. Tatlı için zaten sana çay içtin mi? Burası daha güzel olur. Ama böyle artık iftar yemeğimizden sonra tatlımız da hazır. Dolaba mı koyacaksın yoksa dışarıdan kalacak? Önce bir keseyim. Şöyle. Erken kesmek zorundayım şu anda. Sen hangisi diyelim böyle küçük sorunları sen al. Biraz daha sevmem bir şey. Tabii ki pide fırında yaptığımız pidelerin de tarifini veriyoruz. Yine de yorum geliyor arkadaşlar. Bence takıldığı yerler oluyor. Bugün İster, yapmadı, Yıldırım amcam getirir. İsterseniz tekrardan izlerseniz pide yapışlarımız aynı şekilde tam da tarif veriyoruz. Hadi inşallah yarın veya bugün yine yapmaya çalışacağız. Yine tam tarif vermeye çalışırız. Tarife böyle birer bardak zaten. Ben iki dilim dedim de anne. Sen küçük yaptın. Bundan, orası küçük oldu ama ayarı düzgün. Bundan üç tane yerim. Yok Samet. Yok. Orayı dengelemedim. Samet'e şey yapacağım. Samet'e en küçük dilim ben aslında. Murat sen keser mi bu? Murat iyi oluyor. Evet keser. Murat şerbetli. Murat ancak künete verir şimdi. Buna sen buna ne de 4-5 rahat yersin. Yer Murat. Künefe? 3 dilim. 3 dilim künefe. Maşallah. Yarım kilo. Büyük mü küçük mü dilimler? Pizza gibi olur dilimler. Yap da bugün yer hadi şu künefeyi. Yaparım. Yaparım. Bugün yarın. Burası dengemi bozdu. Burası yüksek çünkü. Olsun, onu arada karıştır. Tam kaynasın. Sarımsaktan biber, soğan ekledin değil mi? Evet. Sarımsak, taze biber, soğan. Bu yazın yaptığımız közlenmiş patlıcan değil mi? Öyle. Bundan salata yapıyorum. Yani meze şeklinde. Meze, salata. Daha önce de yine yapmıştık aynısı. Tabii şimdi de sizden közlersin de şimdiki patlıcanlar ben yarı patlıcan aynı olmaz. Sen mi bu çorba dünden kalan? Tabii ya dünden mesela dün ortadaki yemekler kaldı mı? Döneri şeyden mi getirdin? Şeydi. Sen getirdin mi? Bence ben mi aldım mı? Sen neden yemedin mi? Dede de getirdin. Dede getirdi ya. Ebrar abisi getirdi, yemedin mi? Yasin mi yedi, deden de getirdi. Bugün Ebrar şanslı, bugün Ebrar yemeği iki yerden geldi yani. Ben de getirdim, dede de getirmiş. Karıştırdın mı annenle? Gel. Burası da sahuru da yiyebiliriz ha. Sahuru ama hafif yapmış, şey yapmaz yani. Sen zar... Bu sahuru da kalırsa sahuru da yemeği yiyebiliriz. Sen ne istiyormuşsun? Ben? Hı-hı. Kuşu bunlar mı istiyorsun? Kuşu mu istiyorsun? Kuşu var orada. Al öbürsüdeki var bana almışsın. Var mı? İki tane mi? İki paket. Evet. Gözlere bakalım. Gel oğlum. Gel oğlum. Şey yapsak, turma çıkarsak oradan. Yavaş 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 düşürüm onları. Bunu bak, sağa tabağa koyun, bana da hazırla. Hep böyle tıkızı böyle tane. Isıtıyorsun değil mi annen? Evet.
Normalde biraz pişikti. Şeyi bıraktım ya, çok az. Ondan birbirine kıvamını alsın diye öyle bıraktım. Bence yeterli mi ama? Ne? Bak şey tepsi. Bilmiyorum bak. Bence iyi ya. Yeterli ama zaten. Biraz var. Azal al kaldı. Paranın peşini çek. Sofraya çektim. Geldi. Sen ne istiyorsun? Evet. O beyaz tabakları bana. Pastayı getirsene bana sonra hamle yapalım. Pastayı mı? Hı. Videoyu çıkardın mı içinde? Yok, kalsın. Pastayı da böyle sana sonra hadi. Papaya bakmasın. Evet. Ben sosu tamam hadi. İktidarı açtıktan sonra orayı yeriz. Kim çabuk ne var? Güven mi oldu? Tamam canım. Bunu böyle. Şöyle. Kızım o boş tabakları bu taraftan sokmaya oraya yermeyin. Bir sonra. Bu güzel bir şey. Biraz zengin atarız. Evet, ezan okunmak üzere Samet. Evet, sevgili takipçilerimiz, bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Rabbim inşallah böyle herkese daha iyi güzel sofralar kurmayı nasip etsin arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün zaten Hatay'ın tepsi kebabını da Uzet'in tepsi kebabımızı yaptık arkadaşlar. Zaten çorbamız dünden kalmıştı. Bir de közlenmiş mezemiz yapıldı arkadaşlar, patlıcanla. Sılağını ısıt. Zaten işimizi başına toplamıştık. Burada salatamız olayım mı bugün? Patlıcan salatası var. Patlıcan salatası işte. Bir de. Tabii ki arkadaşlar, yemeklerimizi çok şükür yaptık. Rabbim şimdiden bütün Ramazan boyunca Türkiye'mizde oruçlarımızı Allah şimdiden kabul etsin. Tepsiyi getir. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı suhurlar diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine döner mi geldik Nisan? Tabii ki bol dualarınızı da güzel. Bol da dualarınızı yaparsanız bizlere sevinir arkadaşlar. Görüşmeler. Deriye gelinden pizza. Şöyle. Gel Ebrar. Büyük bıçağı versin. Oraya da koy bunu. Şöyle ver. Ama sen çorba içeceksin mi? He. Çünkü sen çorbayı falan sevmiyorsun ama. Şöyle.